Amerika Birleşik Devletleri bu defa IŞİD'in can damarlarını vurdu. Suriye'de IŞİD'e karşı başlatılan uluslararası operasyon 3. gününü geride bıraktı. Son harekat, örgütün günde yaklaşık 1 ila 3 milyon dolarlık gelir elde ettiği petrol kaçakçılığını önlemeye yönelik oldu. Amerika, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte gerçekleştirilen operasyona hem savaş uçakları hem de insansız hava araçları katıldı. Toplam 13 saldırının 12'sinde IŞİD'in kontrol ettiği modüler petrol rafinerileri hedef alındı. Saldırılar Deir ez-Zor'un yanı sıra El Mayadin, Ebu Kemal ve Suriye'nin Türkiye ve Irak'ta olan sınır bölgesindeki petrol sahalarının yer aldığı Haseke'de gerçekleşti. Pentagon, hedeflerin başarıyla vurulduğunu açıkladı. Pentagon daha fazla ayrıntı vermedi. Rafineriler aslında Amerika'nın IŞİD'e karşı yürüttüğü mücadelede öncelikli hale geleceği beklenen bir gelişmeydi. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, geçtiğimiz hafta Amerikan Senatosu'nda yaptığı konuşmada bunun sinyalini vermiş ve IŞİD'in petrol gelirine değinmişti. Ayrıca Kerry, petrolün aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Suriye'ye komşu ülkeler üzerinden satıldığını açıklamıştı. Bu arada IŞİD'in Kobani'ye ilerleyişinin YPG'liler tarafından durdurulduğu iddia edildi. PKK'ya yakınlığıyla bilinen haber ajansları IŞİD'e kurulan pusuda 4 militanın öldürüldüğünü ardından Giredole denilen alanın IŞİD'in elinden alındığını açıkladı. Kobani'nin güneyinde de YPG ve IŞİD arasında çatışmalar yaşandı. 15 IŞİD militanının öldürüldüğü öne sürüldü.